Merhaba arkadaşlar, ben Blue Baritone. Bugün birlikte Eternal oynayacağız. Arkadaşlar, Eternal bir kart oyunu ve de strateji oyunu, sıra tabanlı. Şimdi arkadaşlar, ben size oyunu detaylı anlatabilirim. Yani başlayalı çok kısa zaman oldu ama bayağı öğrendim. Detaylı olması güzel oldu. Öğrendikçe de daha eğlenceli hale geldi. Şimdi arkadaşlar, ben şuradan bir size göstermeye başlayayım dedim. Bakın arkadaşlar, sol taraflar tek kişilik oyunlar için, sağ tarafta çok kişilik oyunlar için. Şimdi görevde size oyunu öğretecek kısımlar var. İstiyorsanız giriyorsunuz, neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. Pardon, yanlış söyledim. Görevde deste çeşitlerinin görevleri var. Mesela ben şu yeşil deste hoşuma gitmişti. Onun üzerine gittim, diğerlerini bir parça oynadım, kaldığı yerde bırakmıştım. Şunu tamamladım, diğerleri şimdilik tamamlanmamış duruyor. Böyle satın al dediğinizde isterseniz 20.000 altın biriktirip alabiliyorsunuz, o hikayeyi tamamlayabiliyorsunuz. Ya da böyle değerli taş vermeniz gerekiyor ki bu değerli taşlar sanırım gerçek parayla alınıyor. Çünkü bana oyunda başladığımdan beri hiçbir şekilde denk gelmedi, az da olsa. Bulmacalar eğitim kısmı arkadaşlar. Yine size o deneyin ne olduğunu öğretiyor. Mesela temel bilgilere giriyorsunuz. Buradan işte uçuş nedir, katil nedir, koruma, ölümcül, bunları hep öğreniyorsunuz. Ben size oyun içinde hangi kartın ne anlama geldiğini azar azar göstereceğim. Şimdi duelloyu ben son maçım kalmıştı. Orada bıraktım, dedim ki şunu birlikte oynayalım dedim kayıtta, hem de dedim kazanırsak ödülleri de görürsünüz. Kazanamazsak yine topladığımız ödülleri yine görürsünüz dedim. Dövme kısmında arkadaşlar şöyle, hemen orayı göstereyim size. Şimdi buraya diyor ki sen buraya girmek için bunu dövmeyi oynamak istiyorsan diyor 2500 altın ver ya da 250 değerli taş ver diyor. Giriyorsunuz. Girince arkadaşlar size 3 tane karttan birini seç diyor ve bu şekilde 25 kez seçip toplamda 25 kart yapıyorsunuz. Ve de 25 kartla oynuyorsunuz ta ki 2 kere kaybedene kadar. Toplamda kaç maç varsa 2 kere kaybetmezseniz, maçların hepsini tamamlarsanız ki limitine kadar bilmiyorum şimdi, ödüller kazanıyorsunuz ki o da güzel bir şey tabii. Bir de burada bu tek kişilik, burası işte şu kavga çok kişilik oyun. Yani bu karşınızda gerçek oyuncular olacak, yapay zeka değil. Buraya da mesela şöyle, burada kavgaya da girerseniz 5000 altın ya da 500 değerli taş verip giriyorsunuz. İşte böyle ödüller vesaireler var. Burada da yine sanırım 2 kere kaybedene kadar devam ediyor olması gerek ama kaç limiti var bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar, rastgele kısmı rastgele bir oyuncuyla hemen oynamanızı sağlıyor. Rütbeli de sizin sanırım derece puanı alıp arttırmanızı sağlıyor. Etkinlik ise yine sanırım oyunda herhangi bir etkinlik eklenirse ya da şu an varsa onu kullanıyoruz sanırım ve şu an var galiba. Sadece rütbe modundaki yerleştirmeleri bitirmemi istiyor. Ben de birkaç kere onu yaparsam olacak galiba. Şimdi size arkadaşlar şöyle bir gösterelim. Kartlar kısmına bir girelim. Arkadaşlar şunlar desteler. Oluşturduğunuz ve size bu oyunun başında gelenler. Mesela şu alttaki şunlar. Şu 4, 5 tane, bir de şu sağ üstteki 6 tane. Oyun tarafından geldi bana. Şu asal desteği, gölge destesinde bir görev vardı. Bunlardan gerekiyor deyip yapmıştı ama sonra baktım şöyle bir Fen'in kurnazlığı diye deste var. Hiç bunlarla yapmayayım dedim. Şunu yaptım. Bunları da silmedim. Durdu öyle. Sonra bir aralar bir desteler yaptım. Baktım beğenmedim. Sonra şunu yaptım. Sonra da oyunu biraz öğrenince dedim en son şöyle bir deste yaptım kendime ki size göstereyim. Şöyle gir diyelim. Evet, şimdi arkadaşlar bu destede, şimdi bu kartların arkadaşlar şuradan göstereyim size. Pardon. Kartların nadirlik seviyeleri var. Şöyle kartın şuradan göstereyim yine onu size. Kartın bakın altında, şu ortada mesela türünün üstünde bir renkli bir şey var. Bakın bu gri. Bunda mesela bakın yeşil var. İşte böyle, bunlar nadirlik seviyesini buradan görüyorsunuz. Buradan seçip tabii ki kartları daraltabilirsiniz. Bunlar da deste renkleri, çeşitleri. 5 çeşit renk var. O tür desteği kullanmak istiyorsanız, ben yeşili sevdiğim için yeşil ağırlıklı gidiyorum. Şunlar çok fonksiyonlu, yani birden fazla renkli kartlar var. Onları gösteriyor. Şunlar da renksiz kartları gösteriyor. Bunlar da arkadaşlar kartların gücü. Şöyle yine gösterelim. Mesela şu kartın gücü 0'mış arkadaşlar. Oyunda 0 gücüyle bunu kullanabiliyorsunuz. Ya da 1 gücüne ulaşırsanız artık şu 1 gücüyle olan kartları kullanmaya başlıyorsunuz. Mesela 7 veya üzeri gücündeki kartları gösterdim. Mesela bakın arkadaşlar, burada 7 gücünde kartlar var. Mesela bu bakın mavi, kalite değeri. Şunun mesela sarı, bu efsane gibi. Şöyle şunu kapat, geri gel. Kısaca desteler böyle arkadaşlar. İsterseniz yeni desteye basıp kendinize deste oluşturabilirsiniz. Bir de oyunda arkadaşlar paketler var. Hangi rengi ağırlık veriyorsanız, mesela şurada, pardon burası değil. Mağazaya gelelim. Şuradan paketlere giriyorsunuz. Mesela arkadaşlar burada bakın ne rengi istiyorsanız, mesela böyle yeşiller, maviler, sarılar, kırmızılar, neyi istiyorsanız ona göre seçiyorsunuz arkadaşlar. O desteden paket alabiliyorsunuz. Bunlar kitaba benziyor ama aslında paket. Mesela diyelim ki siz benim gibi yeşil seviyorsunuz. Buradan gelip bir tane paket istiyorsanız 1000 altına ya da 100 değerli taşı alabilirsiniz. Ya da değerli taş fazla varsa, mesela satın alıyorsanız 5800 değerli taşı komple 64 paket alabilirsiniz. Yani illa şart değil arkadaşlar. Buradan çıkan paketler de içeriği de bununla aynı. Bir fark yok. Mesela bakın bu ne diyor? 12 tane kart var içinde diyor. Bunların 8 tanesi sıradan, en kalitesiz. 3 tanesi de nadir diyor. Yani bir üst kalite yeşil olanlar. Bir tanesi de mavi diyor, ender diyor. Ama %10 ihtimalle o ender yerine sana efsane gelebilir diyor. Buraya mesela tıkladığınızda bakıyorsunuz 64 tane paket. Bakın yine bir ender, 3 nadir, 8 sıradan. Yine %10 ihtimalle efsane çıkabilir. Buradaki tek fark şu: siz paket almak için her birine 1000 altın vermek için bekleyip biriktirmeniz gerekirken, burada direkt para verip hızlıca alıp bir sürü efsane çıkarma ihtimaliniz var ama hiç çıkmayabilir. Şuradan aldığınız bir taneden çıkabilir. Sonuçta oyun para vermeden de size her şeye ulaşmanızı sağlamış. O yüzden buradan mesela geliyorsunuz, ben duello yapacağım bilmem ne, buralara yine girme şansı vermiş size altınla ya da değerli taşla. Yani 2500 altın, 5000 altın demiş. Eğer oyunu sevip oynuyorsanız zaten zamanla birikiyor. Mesela bakın benim 4790 altın birikmiş gibi. Şimdi isterseniz çok konuştuk. Başlayalım isterseniz. Böyle de güzel bir ekran var, tıklıyorsunuz, arka tema değişiyor, görüyorsunuz. Hoş görünüyor. Şuradan günlük görevlere bakabilirsiniz arkadaşlar. Şu an benim günlük görev bir tane kalmış. Şöyle de bir sandık yazıyor. Gayet de güzel, elmas bir sandığa benziyor. Ne çıkar bilmiyorum. Kavga oynayabilmem için de işte benim 5000 altın vermem gerekiyor. Az kaldı gerçi, onu da yapabilirim ama kavgayı daha önce hiç oynamadım. Başka oyunlarla yapacağız, bilmiyorum, belki hemen kullanmayız, belki sonradan kullanırız. Şu an benim birikmiş 4 tane paketim var, henüz açmadım. Bunu daha sonra biriktirip komple paketleri açacağım bir bölümde yapabilirim isterseniz. Şu değişen taşlar da arkadaşlar kart oluşturmak için. Hemen ondan da kısaca bahsedelim. Şimdi arkadaşlar bir karttan en fazla 4 tane kullanabilirsiniz bir oyunda. Yani bu da demek oluyor ki sizin koleksiyonunuzda bir karttan 6 tane varsa 2 tanesi fazla demek. Onları burada değişen taşa çevirebiliyorsunuz. Değişen taş peki nasıl kullanılıyor? Yine kartlara geliyorsunuz. Örneğin yeni deste içinden göstereyim size. Hangi deste içinde yaptığımız önemli değil. Mesela şöyle yeşillere gel dedim. Üretimi seçiyorsunuz şurada. Sizde olmayan kartlar görünüyor. Mesela dediniz ki şu kart, mesela şöyle bakıyorum, Crowmatch Kavalyesi. Bu kartı dediniz ki bende yok ama ben bu kartın özelliğini beğendim, istiyorum. Tıklıyorsunuz. Buradaki mesela kart nedir? Şuna baktığınızda mesela şuradan göstereyim hatta size. Şu kartın alt tarafına bakarsanız askerin üstünde yeşil görünüyor. Arkadaşlar bu nadirlik seviyesine göre sizden değişen taş istiyor. Eğer bu sıradansa, yani gri ise sizden 50 taş istiyor. Eğer yeşilse 100 taş istiyor. Nadirse yani böyle. Ya da eğer bu mavi ise o zaman 800 taş istiyor. Ama efsanevi bir kart yapacaksanız 3200 taş istiyor. Fakat bir de işte promosyon kartları var mor renkli. Onlardan istiyorsanız da onlar da 600 puan istiyor. Eklediğiniz kadar burada birikiyor. Şuradan seçiyorsunuz en son. İsteme ekledim. Toplam işte ne kadar tutuyor? 100. İstiyorsanız buradan oluştur diyorsunuz, size oluşturuyor. Unutmayın, her karttan en fazla 4 tane yapabilirsiniz. Yani 4'ten fazlası zaten işinize yaramıyor çünkü. Mesela şu kartı çok sevdiğiniz 3 tane varmış. Kalan bir taneyi daha oluştur diyebilirsiniz. Size kalmış. Hayır, kaybetme tabii ki. Biz örnek olarak gösterdik. Şimdi isterseniz oyuna girelim. Oyunu da anlatacağım arkadaşlar. Oyun da bayağı detaylı. Her kartın çok özelliği var. Ben desteği oluştururken şöyle bir inceleyerek oluşturdum. Hatta isterseniz sırf size bir deste nasıl oluşturulur diye videoda yapabilirim ama bu tamamen benim amatör bilgim ve araştırmamla yaptığım deste oluşturma şekli. Ama size faydası olacaksa istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Ben size her bir renk için ayrı ayrı deste nasıl yapmaya çalışmalıyız, birlikte bakarak seçebiliriz. Birer bölüm yapabilirim. Şimdi duelloya bir girelim arkadaşlar. Şimdi duellodan bahsedeceğim size. Arkadaşlar bu duelloya girmek bedava. Bunun altın ödemiyorsunuz. Değerli taş da vermiyorsunuz. Burada size diyor ki oyun başladığınızda toplam 7 tane maç var. Hepsini kazanırsan büyük ödülleri alırsın. Şimdi şöyle. Birinciyi kazandığınızda size bir tahta sandık veriyor. İkinciyi kazandığınızda ikinci bir tahta sandık veriyor. Üçüncüyü kazanınca şöyle bir bronz sandıkla 2 tahta sandığınız oluyor. Şunu da kazanırsanız tahtalardan birini alıyor. 2 bronz bir tahtanız oluyor. Şunu da kazanırsanız üçünü de bronz yapıyor. Bunu kazandığınızda o bronzun birini alıp artık 1 gümüş 2 bronz yapıyor. İşte böyle oluyor. Ve final oyununu kazanırsanız buradaki 2 bronzu da alıyor, birini gümüş yapıyor, birini de büyük ödül sandığı yapıyor. 2 kere kaybederseniz o ana kadar topladıklarınızı alıyorsunuz ki çok şükür hiç kaybetmedik. Ama final oyununun zorluğu şu arkadaşlar, buna girdiğinizde oyunda ekstra bir özellik ekleniyor ve bu özellik bizim oynayış tarzımızı komple etkileyebiliyor. Ama ben şimdi gireceğim. Size bu yapay zeka ile oynadığım için, bir sürem olmadığı için rahat rahat anlatarak neyi neden yaptığımı, rakibin neler yaptığını anlatarak oyunu anlamanızı sağlamaya çalışacağım. Yine anlamadığınızı, sormak istediğinizi sorabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu bölümde rastgele özellik geliyor demiştim final oyununda. Bilgi fırtınası geldi. Oyuncular her turda fazladan bir kart çeker diyor. Normalde biz her tur bir kart çekiyoruz desteden, özel bir durum yoksa. Demek ki artık ikişer ikişer çekeceğiz. Bu da rakibin elinde daha fazla kart olacak demek. Benim de daha fazla risk almam demek. Çünkü elinde ne var bilemiyoruz. Bazen bize çok zarar verecek bir şey olabilir. Başladık. Şimdi arkadaşlar oyuna başladığınızda destenize kaç kart koymuşsanız, biz burada 75 kart koymuştum desteme. Bu kartlardan rastgele geliyor ki bunların bir miktarı mühür oluyor. Bunlar işte mühür kartları arkadaşlar. Nasıl kullandığımı size göstereceğim. Şunlar. Şimdi elimizdeki kartlar affedersiniz. Oyuna biz 0 gücüyle başlıyoruz. Her bir güç her turda bir mühür kullanma hakkımız var ve de her mühürde bir güç artıyor. Yani bu da şu demek oluyor arkadaşlar. Oyunun ilk 2-3 turu boyunca eğer elinizde mühür varsa 1-2-3 gücüne ulaşırsınız. Yani oyunda bize başlarken 4-5-6-7 gücünde kartlar bulunursa, bir yere birim koyamazsak rakip küçük birimler koyarak bize saldırarak canımızı tüketebilir. Burada oyun şöyle kazanılıyor. Sizin oyuncunuzun canı 25, rakibin oyuncunun canı 25 olarak başlıyor. Önemli olan rakibin oyuncusunu yenmeniz. Burada başlangıçta yüksek kartlarınız varsa onları çok güzel bile olsa almayın diye tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve de en azından şurada 1, 2 olmadı 3 seviyeden birimler olsun, en az 2 tane. Biraz da mühürünüz olması lazım. Yeniden çekme hakkı oyunda bir kere veriliyor. Başlarken şimdi yeniden çek diyeceğim. Benim umduğum şu: 2 seviye, 3 seviye kartlar. Burada zaten yeniden çekme hakkı kullandığınız size diyor ki 2-4 güce sahip yeni bir el çek diyor. Umarım öyle olur diyor. Ve bakalım. Şimdi 5 geldi. Bu bizim şöyle birim olarak bakayım gelen bir şey var mı? Birim olarak hiçbir tane birim gelmedi. Bu kötü. Umarım desteden gelir. Şimdi rakiplerden bakayım. Başlar başlamaz kendine bir mühür bastı. Şuradan göstereceğim hatta size. Kullandığı mühür bu arkadaşlar. Bu kart nedir? Bu kart güç harcamaz. Güç kartı, bakın kendisi güç kartı. Bunu kullandığınız zaman size diyor ki altta bir kırmızı bir de mavi mühür etkisi kazanırsın diyor. Şuradan bakın arkadaşlar. Gücü sıfırken 1'e çıktı. Ve buradan kırmızı mühür etkisi 1, mavi mühür etkisi 1 oldu. Bunları kazanırsın diyor. Eğer elinde mühür yoksa diyor bu tükenir diyor. Varsa diyor gücünü kullanabilirsin diyor kazandığın. Yani bunu 1 arttırdı ya. Şu kapasiten 1 oldu güç kapasiteniz. Ama kullanma gücünüz 0. Şu an 1 kullandığı için 0. Demek ki elinde mühür varmış ki bu 1'i vermiş ve bu 1'i de bu arkadaş kullanabilmiş. Yani yapay zeka. O da bir gücüyle, bakın mesela bu kartın bir gücü var. Bu bulut yılanı yavrusunu kullanmış. Bu kart nedir arkadaşlar? Kısaca onu da söyleyelim. Şimdi şu gördüğünüz sarı kısımdaki 1 onun hasar gücü. Kırmızı kısımdaki 2 onun canı. Sol üstteki 1 onun gücü. O turda kaç gücünüz varsa dilediğiniz gibi güç miktarlarına göre kullanıyorsunuz. Ve de gücün hemen sağında bakın bir adet mavi mühür var. Yani bu kart diyor ki eğer bir gücün varsa beni kullan ama bir mavi mühür etkin yoksa yine kullanamazsın diyor. Bir gücün olsa da. Yani bu arkadaş mavi değil de yani mavi kırmızı değil de yeşil mühür basmış olsaydı bir gücü olacaktı ama mavi mühür etkisi olmadığı için bu kartı kullanamayacaktı. Peki bu kartın özelliği nedir? Şu altta isminin altında arkadaşlar özelliği yazar. Uçuş diyor. Yani uçuş özelliği demek bu kartın havadan saldırı yapabilme özelliği var demek. Ve bunların ne işe yaradığını size göstereceğim. Şimdi bizim hakkımıza geldiğinde arkadaşlar her tur bir tane mühür güç kartı kullanmaya hakkınız var. Onu da bu mühür için kullanıyoruz ve gücümüzü bakın bir arttırıyoruz. Bu da doğrudan mühür olduğu için sizin hem bir gücünüzü arttırdı ve de bir de kullanma hakkı verdi ve de yeşil etkimiz, bakın yeşil mühürümüz bir seviye oldu. Şimdi biz bir gücümüzde ne kullanabiliriz? Şimdi arkadaşlar bakın şu 5'i, 3'ü, 6'yı kullanamayız bir. Şu 1'lere neden kullanamıyoruz? Çünkü bunlar silah arkadaşlar. Bakın altında yazıyor. Şimdi size şunu göstereceğim. Bakın bu silah var. Bir de şunun altına bakın eski silah var. Bu eski silah doğrudan oyuncunun üzerine takılıp oyuncuyla kullanılabiliyor. Şu normal silahlar ise yere koyduğumuz birimler için. Mesela bakın şu arkadaşın koyduğu su yılanı bir birim. Bizim yere koyacağımız hiçbir birimimiz yok şurada bir gücünde. Ama şöyle bakıyorum bu da arkadaşlar bu da bir lanet. Yani bu da bir birim değil. Bunu oyuna katamazsınız. Bunu bir rakip birimine kullanabilirsiniz. Mesela ben bunu 3 gücünde olsam su yılanına kullanırsam onun gücünü yani hasar gücünü birden eksi 2'ye düşürürüm. Şu ise bizim birimimiz arkadaşlar baykuş. Bunu kullanmak için 6 gücünde olmamız gerekiyor. Benim umduğum şimdi sıramı geçirdiğim zaman sırayı bitir diyeceğim mecburen. Kullanacağım bir şey yok. Bunun bize saldıracak doğrudan bir hasar verecek. Bu daha fazla arttırıp bize sorun çıkarmadan umalım ki desteden bir sonraki sıramızda şöyle bir sonraki gücümüz 2'ye çıkacak. Kısmetse mühürümüz var. Yani 1 ya da 2 gücünde birimlerimiz desteden gelmesini umalım. Şimdi o mühürünü kullandı ve bakın saldırıya geçti ve saldırısını yaptı. Şimdi size devamlı anlatacağım neler kullandığını ve ne yaptığını sırasıyla. O sırasını bir geçirsin diye size hepsini anlatacağım. Evet, sıra bize geçti. Şimdi size anlatacağım arkadaşlar. Evet, şimdi sıramız bizde. Şimdi o arkadaş şöyle bir bakayım şu tarafa. Şimdi o arkadaş sırası geldiğinde şu mühürü kullandı. Bu mühürle bir kırmızı mühür etkisi kazandı. Bakın 2'ye çıktı. Bir de gücünü bir arttırdı 2'ye çıktı. 2 gücü vardı. Buradan ne kullandı arkadaşlar? Bir tane bundan kullandı. Düşman destesine diyor ki 5 ateş bombası yerleştir dedi. Ki ateş bombasını hemen şurada mouse imlecinin sağ tarafına bakın, göreceksiniz. Kader özelliği varmış ki şimdi bu kader özelliği bu kart ne zaman çekilirse otomatik etkisini yapıyor. Yani bizim destenin içine 5 tane bundan yerleştirdi. Sonra ikinci özelliğiyle, gücüyle yine bundan yerleştirdi. Toplam 10 tane bize ateş bombası koydu destemize. Birinci yerleştirdiğinde onu tamamladıktan sonra ikincide de onu koydu. Ve de burada her seferinde ona 5'er kart ekledi ve buraya eklendi. O bir tane kart ki şöyle şuradan tekrar üstünden görürseniz kendine 5 hasar ver diyor. Biz sıra bize geçtiğinde destenin en üstüne gelmiş bir tanesi. Onu çekince ateş bombası hemen kaderin etkisiyle hemen etkisini göstermeye başladı ve etkisi de bize 5 hasar vermekti. Daha önceden bize hasar 1 hasar vermişti, 24'e düşürmüştü. Buradan da 5 hasar verince ne oldu arkadaşlar? 19'a düştük. Burada 9 tane daha var bizim destemizde. Yani 45 hasarlık daha var. Kendimizi umalım koruyalım. En üstte çok dolduysa kaybetmemize neden olabilir. Bu kötü bir şey tabii ki. Şimdi sıra bize geldi. Bu arada rakipten bahsetmek istiyorum. Bizi saldırdığı için bakın enerjisini tüketti. Yani bakın rengi soldu, karanlık oldu. Yani ben bir saldırı yaparsam bu beni engelleyemez. Çünkü enerjisini tüketmiş, yorulmuş. Eğer saldırmasaydı, enerjisi olsaydı ben saldırdığım zaman beni engellemeye çalışabilirdi ki engel nasıl yapılır? Yeri geldiğinde size onu göstereceğim. Bir de arkadaşlar bu enerjinin düşmemesi için ne gerektiğini size göstereceğim. Şimdi bizim bir güç kullanma hakkımız var. Şunu kullanalım bir. Gücümüz 2'ye çıktı. Kullanılabilir güç 2'ye çıktı. Bir de siz diyelim ki bir birimle saldırdınız ve canınız, mesela bu diyelim ki saldırdı. Ben ona bir hasar verdim. Canı 1'e düştü. Ertesi tur tekrar hakkı geldiğinde canı doluyor. Yani sırası geçtiğinde canı dolduğu için tekrar sıra geldiğinde bunları da ona göre rahatça harcayabiliyorsunuz. Plan yaparak. Şimdi iki gücünde bir birimim olmadığı için yine kullanamayacağım. Oradan bir hasarı yine açığım. Ve bir sonraki tur hakkımız geldiğinde buradan üstteki kart eğer bombaysa bize zararlı. Fakat bunu engelleyecek kart var, izci kartı. Gelirse size nasıl olduğunu göstereceğim. O yüzden şu an sıramızı bitirip rakibe bırakacağız. Şöyle bir bakayım. İşte burada da az önceki bize zarar veren kart burada. Bize kattığı için destemize bizim boşluğumuza yerleşti. Doğrudan bakın çıktığı zaman kaderin etkisiyle ki kader çıkar çıkmaz kullanılır. İşte aynen kendine 5 hasar ver dedi. Bize hasar verdi. Şimdi rakibe geç dedim. 2 kartını çekti. Ki bu bölümün özelliği bu, biliyorsunuz. 2 kart geliyor. Bu da 2 kere tehlike demek bizim için. Şimdi şundan bahsedeyim arkadaşlar. Bu arada yine bomba geldi işte maalesef. 2. kartımız bomba değilmiş. Bu güzel ama diğer gelen kart. Bombayı saymıyor bu arada arkadaşlar, çektik diye. 2 tane benim kendi kartımdan gelene kadar çekiyor. Arka arkaya 10 bomba gelse mesela, olanların hepsi gelse anında kaybedebiliriz ki şu an biraz kayba doğru gidiyoruz ama hiç belli olmaz, biz elimizden geleni yapacağız. Şimdi arkadaşlar bakın oyuna yeni katılan kartlar eğer sizde hücum özelliği yoksa o tur kullanamıyorsunuz ki o sadece bu yılan yavrusuyla bize saldırdı, bir hasar verdi. Bunlarla saldıramadı. Bu nasıl bir karttır? Hemen ona bakalım. Hatta gelmeme gerek yoktu buraya. Şöyle geç. Burada toplanma hattı diye bir kart kullandı. 3 gücünde. 3 tane bir hasarı bir canı olan bombacı oynadıydı. Ve bombacılar arkadaşlar şurada. Bir hasarı bir canı var. Bir güçle oynanıyor. Ve de bir kırmızı mührü varsa zaten bunları katabiliyormuş. Şimdi bunlar bir sonraki turda kullanmaya başlayacağı için her biriyle 4 tane hasar verecek. Ki buradan bomba da çıkabilir yine. Biz neleri çektik onlara bakalım. Şöyle 4 gücünde bir birim geldi. Güzel. Şurada da 5 gücünde bir eski silah. Yani oyuncuya kullanabileceğimiz silah var. Ama işte bizim şu an için kötü olan sadece yere birim koyamazsak, şunları engelleyemezsek 4 hasar verecek, 9'a düşeceğiz. Şuradan 2 bomba çıkarsa bizi yenecek. İşte final oyununun bu kadar zor olma sebebi bu. Normalde bu kadar zor olmayacak tabi bizim için. Ama son savaş işte zor. Ama biz 2 kere ölmediği için karakterin, bir kere ölürse bile bir kere daha bu final oyunu yapma şansımız olacak. Gücü 3'e çıkardık. Kapasitemiz 3. Artık diyor ki şunu kullanabilirsin 3 gücünde. Bu da rakibin hasarını 3 puan düşürüyordu hatırlarsanız ki bunlar bir hasar verdiği için şimdi kullanmayacağım. Belki daha güçlü bir şey gelir. Buradan bunu kullanamayacağım. Bu arada bakın sırayı bitirip yeşildi, bu sefer sarı. Neden? Çünkü size oyun uyarıyor. Kullanılabilir bir şeyin var, kullanmıyorsun diyor. Siz hemen ne diye bakabilirsiniz. Şunu gördük zaten, sıramızı bitir diyelim. Umarım 2 kart içinden bomba gelmez. Rakip de ek bir şey saldırmaz umarım diyelim. Bu arada elimizde fazla kart olduğunu ve de satmak için seçmemizi istiyor. 9'dan fazla kart kullanamazsın diyor. Şöyle bakıyorum, şu lazım. Şu eski silah çok şart değil. Şöyle bakıyorum, bu lazım, bu lazım, bu da lazım. Şu eski silahları biz kullanırız diyorum. Bir tanesini en azından kullanalım, şunları halledelim diyorum. Biz aslında şöyle ne yapabiliriz? Şunlar, o zaman şunu gönder diyelim mecburen. Kullanamadığımız için işte arkadaşlar elimizde diğer kalan kartlar boşa gidiyor. İşte 4 tane saldırı. Şimdi 2 tane kart çekilirse, eğer ikisi de bomba gelirse ki arka arkaya bize 2 normal kart gelene kadar gelecek. 6 canımız kaldı. Büyük ihtimal bu bizi yenecek gibi görünüyor. Bakalım başarabilecek miyiz? Normal. Bura bomba gelmiş. Kötü oldu. Bura düşüneceğiz. Bunların hepsini kurtarmamız zor olacak. Şimdi biz şuradan şu mühürü bir kullanalım. 4 yapalım. Şimdi şu üçlük olanı bir bekletelim. Toplamda 4 güç kullanabileceğiz. Şu arkadaşlar bunu oyuna kattığınızda bir savaş becerisi kendi kazanıyor. Ayrıca elinizdeki bir birime savaş becerisi veriyor. Şimdi ben bunu kullanırsam, elimdeki bir birime verirsem ne olur diye bakıyorum. Yerde sadece bunu koymuş olurum. Şunu koyarsam da 2'ye 5. 2'ye 2. Ben bunların hepsini engellemem. Şu an olanaksız görünüyor. Şu üçlüyü kullansam, birini engellesem, diğerleri var. Bizim bir canımız kaldı. Bu da rakibin kazandığı anlamına geliyor. Biz yine de mesela şunu kullanamıyorum 5 gücünde. Hadi bunu kullan diyelim. Size göstereyim. Bu arada göstermeden önce çağırma özelliğinden bahsedeyim. Arkadaşlar çağırma özelliği şu. Bir biriminizi oyunun alanına sürüklediğinizde onu çağırmış sayılıyorsunuz. Ve de çağırdığımız an özelliği devreye girecek. Doğrudan bir savaş becerisi kazanacakmış. Ayrıca da elimizdekilerden birine diyor. Şurada dikkat edin arkadaşlar, elindeki bir birime diyor. Yani elimizdeki destedeki bir birime doğrudan o özelliği aynen geçiriyoruz. Hatta bunu gösterelim. Tekrar yapacağız kısmısı. Bakın koyduk ve bir birime özelliği kazandı. Savaş çığlığı kazandı. Arkadaşlar savaş çığlığı nedir? Savaş çığlığı olan bir biriminizi saldırtırsanız, saldırdığı zaman sizin destenizin üstünde eğer bir birim varsa ya da bir silah varsa ona bir hasar, bir can ekliyor doğrudan. Ben diyorum ki bunun özelliğini madem öyle şöyle yap. Şuradaki mesela baykuşa ekle diyelim. Zaten bu bölümde bizi yenecek. Öyle görünüyor. Hatta şuradan göstereyim. Bakın savaş çığlığı eklendi buna. Bizim şu en bu el saldırmamıza gerek yok ki, saldırırsak bile bunlara saldırmıyorsunuz. Oyuncuya saldırıyorsunuz. Rakip sadece sizi engellemek için kendinden kart seçebilir. Ben de ilk elde saldıramadığım için sadece hücum özelliği olanlar saldırıyor. Bu elde o yüzden saldırmayacağız. Bir, 2 gücüm kaldığı için size madem oyunu kaybediyoruz, şu kartını da göstermek istiyorum. Bunu normalde bekletip sağlam kartlarımızı eklememiz lazım. Verdiği hasar gücü varsa veya can gücü varsa üstte görüyorsunuz. Bu vermiyormuş. Bunu diyor bir gücü, bunu kullanırsan rastgele bir savaş becerisi kazanırsın diyor. Yani kullandığın birime kazandırırsın diyor. Ayrıca diyor büyü üretimi 4 var. Yani 4 demek ekstra 4 güç daha verirsen diyor. Yani bu 1 güç veriyor, istiyor. 4 güçten yani toplam 5 güç verecek durumumuz olsa ekstra size simya patlaması veriyormuş. Bakın hemen sağ tarafında küçükle göstermiş o kartı. O kartla ne yapabiliyormuşuz? Doğrudan o kartla 2 hasar verebiliyormuşuz diye dilediğimiz bir birime ya da oyuncuya. O kartı normalde kullanmak isterseniz desteğe katıp o normalde 3 güçüne kullanabiliyormuşsunuz. Biz şimdi buna biraz bir özellik kat diyelim. Bakalım bu arada ekstra 4 güç veremediğimiz için patlama özelliği gelmedi. Buna ne özellik geldi? Bakın intikam özelliği geldi. Bu intikam özelliği, bu öldürüldüğü zaman onu boşluğa atmıyoruz da destemize ilk 10 kartı arasına koyuyoruz. Ve de kader kazanıyormuşuz. Kader özelliği de biliyorsunuz doğrudan seçildiği zaman etkisini gösteriyor kart. Bir de şunu tekrar kullanalım. Madem kaybedeceğiz dedim, bir özellik daha ekledim. Bunlar için normalde kullanıyorsunuz. Ben gelirse çok avantaj sağlayabiliyorsunuz. Mesela buna da Berserk yani öfke kartı geldi. Bu kartla saldırdığınızda ona atılgan özelliği verebiliyorsunuz. Yani atılgan özelliği de şu arkadaşlar, ikinci defa saldırıyorsunuz ve atılganda aslında normalde atılgan olan bir kart devamlı saldırmak zorunda oluyor ama bu sadece bir kere kullanma hakkı olduğu için aynı turda 2 kere saldırma hakkı olmuş olacak. Şimdi sırayı bitir diyor. Bakın yeşil, çünkü başka yapacak bir şey kalmadı. Ve de bu turda saldıramayacağımız için bırakıyoruz. Şimdi rakip saldıramayacak. Ama bu bizimkinin sersemletme özelliği kullandığı için bununla herhangi bir engelleme yapamayacağız. Size göstereceğim ve direkt bizi yani yaptığı hasarla her sonuç oyundan sonra hangi desteği kullanmışsanız mühür özelliklerini buradan ona seviye atlatıyorsunuz. Mesela ben seviye 7 yapmışım. Bir seviye atlatırsam 100 altın ödül gelecekmiş. Tamam, bir kere kaybettik, sorun değil. Hemen ikinci keze başlayacağız. Bize başlangıçta işte güzel kartlar gelmesi önemli arkadaşlar. Destenizi nasıl kurduğunuz önemli. Hemen ikinciyi başla diyelim ve de başlangıçtaki işte bu final oyun olduğu için gelecek özellik bizi çok zorlamazsa büyük ödülü kazanma imkanımız var. Bu da son hakkımız. Olmazsa topladığımız gümüş ve bronz ödülleri alacağız. Şimdi ne diyor? Oyuncular artı 3 maksimum güç ile başlar. Bu çok güzel. 3 güçle başlayacağız. Demek ki yüksek kartlar alabiliriz. Başta kabul edebiliriz. Şimdi 3 gücünden bir tane kanaryamız var. Sonra bu bizim normal oyuncu silahımız. 2 biriminden kartımız var. Şu da 4 veya daha fazla hasarla gelen bir birimi yenmemizi, doğrudan öldürmemizi sağlıyor. Bu gizli bir savunma kartı arkadaşlar. Rakibin bize yapacağı ani şokları engelleyebiliriz. Onu da bertaraf edebiliriz. Böyle kalsın diyorum. O zaman hem zaten 2 biriminden de birimimiz var. Yalnız tek kötülüğü var. Rakibinde 3 güçle başladığı için ve bakın 1 arttırdı. İlk o oynadı. 4 gücüne katabileceği için çok tehlikeli başlayabilir. Şimdi rakip ne yaptı? Rakip bir tane sarı mühür gücü kullandı. Ve de kendisinin gücünü 4'e çıkarırken sarı mühür etkisini 1'e çıkardı. Yani arkadaşlar biz başlangıçta 1500 güç de verse, mühür etkisi olan kartımız varsa, mesela Kanarya'ya bakın, üstünde gücün yanında görüyorsunuz bir tane yeşil mühür etkisi istiyor. Şu an bende yok. Ben gidip bir sarı mühür bassam bu Kanarya'yı kullanamayacağım için 1500 gücümüz de olsa hiç fark etmiyor. Şu mühür etkileri önemli. Şimdi o 4 gücünden şuna bir bakacağım. Şuna bir bakalım bir de. Şimdi arkadaşlar 4 gücü varken 2 gücüyle 4 gücüyle bu kartı çağırdı. Bu kart ne işe yaradı? Çağırma özelliği olduğu için oyuna sürüklediği anda bir tane bir hasar gücü, bir de canı olan akrep, sonra 2 hasar gücü, 2 de canı olan çekirge ya da 3 hasar gücü, 3 de canı olan kum sürüngeninden birini seçip oynayabilirsin demiş. O da 3 hasar gücü, 3 canı olan kum sürüngenini çekmiş. Şimdi bu karakterle güzel bir saldırıya geçmiş o bize karşı. Toplamda 5 hasar verecek durumda. Şu karta bakalım. Arkadaşlar bu kart 3 hasar verecek, 3 canı var ama bir de bastırma özelliği var. Bakın bastırma özelliği nedir derseniz, bir birimimize vurursa, biz engelleme yaparsak, arttırırsa eğer gücünü, kalanıyla oyuncuya vurma hakkı oluyor. Şu simgeleri tanımaya başlarsanız sonradan tek tek içine bakmadan ne özelliği olduğunu anlayabilirsiniz diyelim. Şimdi biz hakkımız geldi. Gücümüzü bir arttıralım. 4 gücümüz olsun, güzel. Bir de yeşil etkimiz oldu. Şimdi yeşil etkimiz 1 olduğu için. Bu arada kartlarımı size tanıtmak istiyorum. Kanaryamız şöyle arkadaşlar, saldırı gücü yok ama bu engellemek için güzel bir kart. Çünkü 4 canı var. Nasıl engellediğini size söyleyeyim. Şimdi bakın mesela arkadaşlar, bunun 3 hasarı 3 canı var. Diyelim ki bu saldır dedi, onayladı ve sıra bize geçti. Biz de bu kart diyelim ki ortada hazır. Kuşumuza dedik ki sen git engelle. Engellemeye bastığımızda birbirlerine karşı çarpışmaya başlıyorlar ve çarpışmada hemen hesap yapıyorsunuz. Biz 0 hasar vereceğimiz için onun canını azaltmayacağız. Yani o ölmeyecek. O da 3 hasar verecek. Bizim kanaryamızın 4 canı olduğu için 1'e düşecek ve de o da bunu öldüremeyecek. Biz onu engellemiş olacağız. İkimizin kartı da yok olmamış olacak. Şimdi bu engellemek için güzel bir kart. Uçuş özelliği de bu, havadan saldırı yapabiliyor demek. Yalnız 0 hasar gücü olduğu için bu saldırı yapamaz zaten, ama havadan saldırıları engelleyebilir. Mesela biz bununla saldırı gücü olsaydı, saldırsaydık, bunun ikisi de yerden bir birim olduğu için, uçamadıkları için bunu engelleyemeyeceklerdi. Havadakini engelleyemiyorlar. Sonra şu kartımız eski silah, yine oyuncuya katabileceğiz. 3 gücü kullanabileceğiz 4 canı bitene kadar. Bu kartımız yine 4 ya da daha fazla hasar gücü olan bir birimi öldürebileceğimiz savunma kartımız. 2 gücüyle kullanılıyor, gücümüz var. Bir tane yeşil birim diye o da var ama rakibin biri 2, biri 3 hasarda olduğu için hasarı artana kadar bunu saklayacağız. Özel durumda kullanırız. Şu 2 birimlik kartımızı ortaya koyabiliriz. Bakın 3 hasarı, 2 de canı varmış. Engellememize de yarar. Ama bunu koyarsak, bununla saldırırsak enerjisi tükenir. Enerji doldurma özelliği yok. O yüzden bizim doğrudan kuşu almamız, havadan saldırıları engellememek için önemli. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, bu bir etki kartı, bu bir silah. Yani silah diyelim daha doğrusu, etki değil. Bu siz güç bastıkça her bir yeşil birim için bu kendine hasar ve can ekliyor. Bunu ne zaman isterseniz bir birime ekleyerek birikmiş olan tüm hasar ve can alabilirsiniz ki bu kart desteğin içinde olması hiç önemli değil. Bizim burada biriktirdiğimiz yeşil mühür diyelim 10 tane olsa, desteden çektiğimiz an 10 hasar 10 can ekleyebilirsin olarak geliyor ki ben bu karttan 4 tane ekledim desteye. Şuradan gücümüzü kullandığımıza göre kuşu artık alalım ortaya ve de engellemek için beklesin. Şimdi rakibe sıra geçirdiğimizde saldırmak isterse engellemeyi seçeceğiz. Evet, saldırmayı seçti. Şimdi arkadaşlar bakın nelerle saldırdığını görüyorsunuz. İkisiyle birden saldırıyor. Biz istediğimizi engelleyebiliriz. Yalnız şöyle bir durum var. Biz bunu engellediğimizde bunu durduracağız ama rakipte eğer ek bir özel bir kart varsa, mesela kendi biriminin hasarını, canını arttıracak bir özelliği varsa, ki bunun canını arttırması önemli değil, öldüremiyorum, hasarını 1 arttırabilirse o zaman bizim bu karakteri doğrudan birimimizi öldürebilir. Umalım ki yoktur ama büyük ihtimalle vardır, yoksa saldırmazdı. O yüzden biz bunu serbest bırakırsak 5 hasar verecek. Ben yine yapacağım, en azından 3 hasarı engelleyelim. Ve onayladığınız anda varsa çıkaracak. Yokmuş, yokmuş. Bakın ikisi de hesapladığımız gibi oldu. Ölmedi, canı 1'e düştü ama sıra tekrar size geçtiği için tekrar canı doluyor. Şimdi arkadaşlar şu oyuncuya eklenen bir özellik. Eski yazanları oyuncuya ekliyorsunuz. Aynen buradaki eski silah olduğu gibi. Bu oyuncuya eklendiği zaman peki bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu özelliğiniz olduğu zaman bir birim oyuna eklediğinizde, mesela biz kuşu eklemiştik ya, bu varken ekleseydik hasar ve canına bakıyor. Hangisi yüksekse düşük olanı ona eşitliyor. Yani bunun 4 canı yüksek çünkü hasarı 0. O zaman diyor ki hasarını da canına eşitliyorum, bunu da hasarını da 4 yapıyorum diyor. Ya da tersi olsaydı, 4 hasarsa 1 canı olsaydı ya da burada diyelim, o zaman bunu 4 hasara 4 cana getirecekti. Yani bu o açıdan güzel bir kart. Şimdi gücümüzü arttıralım 1. Şimdi buradaki etki kartını kullanmayacağım. Şu güç kartını kullanabilirim ama ben şunu şimdiden ekleyelim diyorum. Sonradan eklemekle uğraşmayalım. Çünkü birim eklediğimiz zaman mesela bunu ekleyeceğiz. 3 hasar var. Canı da 3'e çıkar. Bunu önden koyalım. Silahımızı sonra alırız. Tek kötü özellik şu arkadaşlar. Rakibinizde eğer bir kart varsa ek kartı yok et diye oyuncunuza saldırabilirse hemen bizim ek özelliğimizi yok edebilir. Bu özelliğimizi yok ettiğinde de işte bunu kullanmayı kaybedeceğiz. Sırayı bitir diyelim. Bir tur izin verelim. Bakalım yine saldırmayı seçecek mi? Evet, hepsiyle saldırmayı seçti. Şimdi bakalım ne yapıyor. Yine 2. Şunlara bakmıştık. Buna engellersek yine durdururuz ki onda ek bir özellik var mı bilmiyoruz. Buraya baktığımda kutsal sandık yağmacısıymış bu. Saldırdığında bu saldırı yaptığı anda bir kart çekebiliyormuş kendinden. Engellenirse de 3 tane can kazanıyormuş oyuncuya. Şimdi ben bunu engellersem bu 1 hasar verdiği için çok hasar vereni engelleyeceğim. 1 hasar versin. İkisi toplam 3 hasar verir. Sonradan toparlamayı düşünüyorum. Onaylıyorum. Evet, aynen öyle oldu. Evet, şimdi sıra onda. Bir bakın arkadaşlar, biz orada sıramıza mesela bunu saldırdık. Enerjisi de olmadığı için o saldırsa mesela o esnada öyle bir özelliği olsa biz saldırmış olsak yani vuracak, bu engelleyemeyecek ama işte o öyle bir ihtimal olmadığı için güzel. Şimdi oyuna bu 5 gücünde 6 hasar ve 5 canı olan bir terrazan ökledi dinozor kartı. Bu bizim için tehlikeli ama hatırlarsanız bizim neyimiz vardı? 4 ya da daha fazla hasarı olan bir birimi yok etme. Bu işte bizim sürpriz savunmamızdı ama onda da bir sürpriz yoktu diyelim. Önce gücümüzü kullandık ve arttırdık. Şimdi biz şu 2 gücümüzle önce şunu bir yok edelim diyorum. Doğrudan seçiyoruz bakın. Ya da bu sürpriz savunmamızla o tehlikeden kurtulduk 1. Ki bu karttan daha fazla olursa elimizde bizim için daha avantaj olur. Şimdi şuradan bunun gücü artmaya devam ediyor bu arada. İstediğimiz zaman kullanacağız. Sağlam bir birim bulduğumda kullanmayı istiyorum ama mecbur çalışsam erken. Şu birimimizi ekledim artık. Bakın 2 cana 3 hasarı varken özelliğimiz sayesinde 3 cana yükseltti. Şimdi buradan bakıyorum, başka da kullanacağım bir şey olmadığı için geç diyorum. Rakip ne yapacak bakalım. Buradan yeni şu çağırma özellikle çağırdım. Bundan çağırdım. Bu sefer arkadaşlar dikkat ederseniz hiçbiriyle saldırmadı. Çünkü saldırdığında bunların üzerine ben bunu oynarsam kaybedeceğini düşünüyor. Demek ki hiçbiriyle saldırmadı. Topluca saldırırsa tabii ki yine hasar verirdi ama kaybada uğrayacağını düşünüyor. Şimdi bize yine bakın o kart geldi. Çok güzel oldu. Yüksek bir tehlikeli bir şey gelirse kullanabiliriz. Şu gücümüzü bir arttıralım. Şimdi kendimize bir silahımızı ekleyelim. 3 hasar ve 4 canı olan bir silah. Şimdi arkadaşlar bir hayat hırsızı özelliği var. Onu bulursak, çalarsak silahımız olduğu için silahımıza ekleyebilir, bize de ekleyebilir. O yüzden bu kullanırken silah daha uzun kullanmak manasına gelir. Şimdi biz silahımıza 3 hasar verebildiğimiz için rakipte ek bir koruma yoksa şunlardan kurtulmaya başlayabiliriz. Çünkü çok hasar veriyor. Şimdi şöyle olacak arkadaşlar, yine çarpışma gibi ama bizim silahımızla çarpışacak. 3 hasarı 4 canı var. Ben bunu saldırdığım zaman 3 hasar vereceğim. 3 canı var, yok edeceğim. O da 3 hasarı var. Benim silahıma vuracak. Benim silahımın canı 1'e düşecek. Evet, silahımın canı 1'e düştü ama onu aradan almış olduk. Hasar miktarını azalttırmış olduk. Şimdi bununla saldırırsam bunun da enerjisi tükenir. O yüzden bununla saldırmayacağım ki bununla engelleme yapabilelim. Şu özelliği eğer mühür gelmezse artık kullanacağım çünkü elimde fazla güzel güçlü bir birim yok. Ama güçlü birim gelirse oyuna katabilirsem sonrakinde bununla ekleyebilirim. Ki bunun gibi 3 kartım daha var. Zayıf kalmak istemediğim için çünkü yerde fazla birimim yok. Sırayı bitir diyorum. Neden sarı? Çünkü yerde saldırma birimim vardı. 3 tanesiyle saldırmayı seçti. Şimdi ben bununla şu 2'ye 2'liklere engellerim. Nasıl engellerim? Bunlar şimdi yerde ve de 2 hasar verip benimkinin canını 1'e düşürür, öldüremez. Ben 3 hasarla onun 2 canını yok ederim. Bunu alırım ama dediğim gibi rakipte ek bir kart olabilir. Birazdan biz engelle dediğimizde bunun gücünü arttırdığı anda benim bu karttan kurtulabilir. Kanaryam da bunu engellesin diyorum. Sadece 2 hasar vermesine izin verelim diyorum ama umalım ki ek bir karta olmasın. Bakın yok. Aynen istediğimiz gibi oldu. O karttan kurtulduk. Sadece 2 hasar verdi ve şimdi ne kullandı? At kapan yarası kartını kullandı 6 gücünde. Hem uçabiliyor hem de hızlı çekiş özelliği var. Arkadaşlar bu hızlı çekiş özelliği şudur. Bu eğer diyor ki onu engelleyen bir birim. Mesela diyelim ki biz bununla bunu engellemek istedik. O bunu öldürdüğünde öldürebiliyorsa biz bununla karşı hasar. Mesela diyelim ki 3 hasar verebiliyormuşuz. Onun 3 canı varmış. Biz de onu yok ederiz diyemiyoruz. Çünkü bu hızlı çekiş kullandığı için engelleyici hasar veremez diyor. Yani bunu da düşünmemiz gerekiyor. Karşılıklı birbirlerini mesela yok etme durumu olamayacak bu durumda. O sadece o bizi yok edecek. Bir de bu havadan saldırdığı için ben bununla zaten bunu engelleyemem. Çünkü yerden bu birim. Bununla engellerim. O da 5 hasar verdiği için, bunu öldürdüğü için bir işimize yaramaz bunu engellemek. Şimdi bizim elimizde mühür kartı yok. Yalnız şu kart gelmiş. Bu kart arkadaşlar normal hem 3 hasar 3 canlı bir birim hem de güçlendirme özelliği var. Güçlendirme nedir derseniz arkadaşlar. Mesela bizim mühürlerimiz güç kartıydı biliyorsunuz. Herhangi bir güç kartı kullandığınızda mesela örneğin mühürü kullandığınızda bu oyundaysa istediğimiz bir düşmanı sersemletiyoruz ki o da 2 tur boyunca kullanılamaz hale geliyor. Bu avantaj olacağından 4 gücümü şu an buna kullanmak yerine bunu kullanmayı tercih edeceğim. Ama bunu kullanırsam şuna kuşa eklersem 4 hasarı 8 canı olur ve şunu engelleyebilirim. Şimdi düşünüyorum aslında şunu bir sonraki tur kullanırım ama bu da 5 hasar verecek. Ben o yüzden bunu alıp en azından rakibin saldırmasını engellemek için korkutmak adına şuna kuşa ekleyeceğim. Rakip belki korkar hiçbiriyle saldırmaz. Hiçbirini kaybetmek istemediği için. Çünkü 8 canlı hem dayanacak hem uçabildiği için hepsine hitap ediyor hem de 4 hasar verebildiği için bunların hepsini öldürme gücüne sahip. Kalan 2 gücümüz var. Burada 5 hasarlı olduğu için bunu alabilirim. Gerçi şu özelliğim var. Bunu düşünmemiştim. Şimdi görünce hatırladım. Şunu o zaman alabiliriz. Alalım. Bir sonraki turda özel bir şey yoksa 6 gücümüzle şunu oyuna katabiliriz. Güç gelirse de önce bunu katarız. Sonra gücü oynarız. O zaman sersemletme etkisini kullanabiliriz. Şimdi ben kuşla saldır derim ama bunun özelliği olmadığı için ki özellik şu arkadaşlar dayanıklılık olsaydı saldırdığı zaman dayanıklılığı olanlar hemen sırası geçtiği anda tekrar enerjisini dolduruyor ve engelleme yapacak hale geliyor. Tamam diyelim ikisiyle de saldırma. Şu an için direkt savunmada takılıyoruz. Yine aynısını çekti ama bakın saldırmadı. Çünkü ben size demiştim korkutmak için ideal arkadaşlar. O da kaybedeceğini bildiği için kullanmak istemedi. Şimdi şunu önceki oyunumuzdan hatırlıyorsunuz. Bu ne diyordu arkadaşlar? Büyü üretimi 4 diyordu. Yani 5 gücümüz var. Bunu kullandığımız zaman birine hem bir özellik verebileceğiz ki ben kuşa hayat hırsızı verebilirsem verdiğim hasar kadar can kazanıyorum oyuncuma. Ya da hücum kazanırsak bu normalde bunu kattığınız anda yaptığı için hücumun etkisi olmaz. Savaşçıyla sıradaki destemdeki eğer birimse veya silahsa ona 1+1 katabiliriz. Ya da dayanıklılıksa işte o zaman bununla saldırıp tekrar enerjimizi toparlayabiliriz gibi. Şunu bir kat diyorum. Oyunda dursun. Şimdi de bu elde kullanmayacağım çünkü 3 tane simya patlaması hakkımı kullanamam. Bir gücüm kaldı. O yüzden bunu bırakacağım. Bu da en azından engelleyebilir yer birimleri arasında durarak rakibin katacağı birimler için biraz korku verici olsun. Çok fazla saldırmasın. Şimdi bakalım. Şu kartlardan bahsedeceğim. Rakip sırasını geçirsin. Tamam. Bu arada güç kartı gelmediği için sersemletme de yapamıyoruz. Şimdi rakibin ilk koyduğu kart. Kara ve Vadi Fedaisi. Bunun bir özelliği yok. Sadece 4 hasarı 3 canı var. Bunu işte düşünmemiz gerekiyor. Bir de doğrudan biz birime saldıramayız. Oyuncuya saldırırız. O bizi engellerse üstüne gideriz. Ya da o saldırıyorsa ancak engelleme kullanıp üstüne gidebiliyoruz. Şu kart ise, bakın arkadaşlar, şu arkadaki işaret bundaki gömme işareti. Şundaki işaret hatırlarsanız, bakın hızlı çekiş işareti. Şuradaki işaret de bastırma işareti. Bunları ezberlemeye çalışabilirsiniz. Gömme nedir arkadaşlar? Yani bu karakteri biz buradan yenersek, bir şekilde bunu buradan atmayı başarırsak ölmüş oluyor, gömülmüş oluyor. Gömüldüğü için de öldüğü an bir düşman birimine -2 hasar, -2 can ver. Diyor ki o büyük ihtimalle bizim kuşa kullanır. 2'ye 6'ya düşeriz bunu öldürürsek. O yüzden bu büyü yapacağı için onu engellememiz gerekiyor. Dayanıklılık olunca sanırım büyüleri etkisiz hale getiriyor olabilir. Yani sersemletme ve tüketmeyi büyülerden. Ama himaye var bir özellik. Onu kullanırsanız hiçbir büyü işlemiyor zaten. Himaye bulursak buna ek bir özellik. Şuradan mesela. Hatta şimdi kullanalım diyorum. Hatta ben şu kuşu da alabilirim. Bu da uçuyor ve dayanıklılığı var. Direkt saldırmak yerine bunu alayım. Bu tür deneyimi bunu kullanmıyorum. Şimdi bu dayanıklılığı olduğu için arkadaşlar bununla saldırırsak ki ilk turda saldıramayız. Hücum özelliği yok. Havadan saldırdığı için mesela şundan hiçbiri engelleyemez. Sadece bu ikisi, yani sadece bu engelleyebilir bunu. Bu engellerse de 5 hasar verdiği için öldüremez. Biz bunu 6 hasar verdiğimiz için öldürürüz. Tek kötü şey rakibin elindeki kart. Onu bilmiyoruz. Bu gücü de şu an kullanmayacağız. Çünkü simya patlamasını kullanamıyoruz. Harcamak istemiyorum. Rakip bunun nehir bastı. Şu kartını kullanacak mı? Tamam, kullandı. Ve artık görmüş olduk. Şimdi biz bununla bir özellik kazandırabiliriz. Bir de şöyle bir koruma kartı alabiliriz. Şuna özellik kazandır diyorum. Bir de simya patlaması özelliğim geldi. Özelliği görmeden önce 2 hasarı neye kullanacağım? Şunlara verirsem dediğim gibi bizim bir düşman birimine 2-2 hasar verecek. O yüzden ben şu oradaki neyi alabilirim diye baktığımda şunu alabiliyorum. Aradan şunu çıkaralım. 2 hasar vermiyor. Ve kazandığımız özellik. Bakın arkadaşlar bastırma özelliği geldi. Bastırmada hatırlarsanız bir düşman birimize vurursak artan hasarımızı doğrudan oyuncuya veriyoruz. Mesela şuna saldırırsak 2 artacak canından, 2 de oyuncuya vuracağız ama şu ikisi bizim için çok kötü oldu. 2'şer hasar ve can azaltıyor. Direkt bunu 0'a 4'e düşürebilirler. O yüzden mecbur kalmadıkça onlara saldırmak istemiyorum. Şimdi dayanıklılığı olduğu için ben size baykuşu göstereyim. Bununla saldır diyeceğim. Bu saldırırsa buna, ki onun kartı yok o yüzden korkmuyoruz. Bunu alırız. Yani sahadan çekeriz 5 hasarlı kartını. Ama büyük ihtimal bunu engellemeyecek. Biz de doğrudan oyuncuya 6 hasar vereceğiz. Bunu kullanmıyorum çünkü bunda dayanıklılık yok. Geri enerjisini toplayamaz. Sadece bununla saldırır. Bu da havadan olduğu için bunu seçtim sadece. Bakın 6 hasar verdik. Sırayı bitir dediğimizde bakın şu karanlık etki nasıl hemen tekrar toparlayacak. İşte gördüğünüz hazır. Engellemeye. Rakibin seçtiği dinozor kartı. Şimdi yine elinde kartı olmadığı için bunu bizim avantajımız. Şu 2 tane birimimizi oyuna bir katalım. Onda da var. Bunda da var. Şimdi arkadaşlar bunu unutmamanız gereken bir şey var. Engellerken illa bir kartı engellemek zorunda değilsiniz. Yani bu yerdeki tüm birimleriyle ben yerden şununla saldırsam hepsi bunu engellerse hepsi sırayla o hasarları verecek. Yani 6, 9, 10, 14, 16, 18 hasar verecek. Yani bunu da düşünmeniz lazım eğer engelleme yapacaksanız. Ben havada tek uçan birim olduğu için bununla yine dayanıklılığı da olduğu için saldır diyeceğim. Bunu kullanırsa aradan çıkar, kullanmazsa oyuncuya canını 13'e indiririz. Ve seçtim. Bak, engellemede ve direkt verdik. Sıramızı bitir dedik. Rakibin gelen kartına bakalım. Arkadaşlar şimdi ben size onu anlatacağım şimdi. Öncelikle mühürümüzü bir kullanalım. Güzel. Gücümüzü 8'e arttırdık ve mühür güç kartı kullandığım için sersemletme hakkımız oldu. Şimdi sersemletme hakkımızı en fazla hasar veren kartlardan biri. Evet, şuradaki dinozor. Bir de şu uçan kart var. Uçtuğu için tehlikeli tabii ki. Ama ben şu 6 hasar verene ve 2 tur sersemletleyeceğim. Tekrar 3 kartı gelirse tekrar sersemletme özelliklerimizi kullanmaya devam edeceğiz. Şimdi şu gelen karta bakalım. Arkadaşlar şimdi bu bir Lümen Koruyucusu kartı. Çağır özelliği var bir. Çağır özelliği bildiğiniz gibi oyun alanına sürüklendiğindeki sürüklendi. Direkt 5 can oyuncusuna kazandırdı. Bakın 18'e çıkarmış. Ölümcül özelliği şu arkadaşlar, çok tehlikeli. Bu kart bir birime hasar verirse, bir hasar bile verse, o birim ne gücünde olursa olsun, yani biz mesela burada 50 gücünde 50 hasar, 50 can 50 canı olan, 50 hasar veren bir kartla saldırsam ve de o sadece bir hasarını verdiği anda bizim birimi öldürüyor. Kendisi ölse bile öldürüyor. O yüzden biz bunun hasarını düşürme kartı gelirse, sıfıra çekersek bunun ölümcül özelliği biter. Bir de susturma kartları var. Susturma özelliğimiz olursa bunu susturarak, yani susturma şudur. Bunun içeriğinde yazan özellikleri, yani iki özelliği de komple siliyor ve de artık bu kart ne ölümcül kartı ne çağırma kartı oluyor ki zaten kullanılmış özellik etkisini kaybetse de önemi yok. Çağrı kullandı çünkü geldi artık. Ölümcülü yok etmiş oluruz. O açıdan önemli. Şimdi o zaman biz ne yapacağız? Bununla saldır dersem şimdi arkadaşlar, dayanıklılığı vardı biliyorsunuz. Şu kartla engelleyebilir mi? Hayır. Neden? Çünkü bu yer birimi, uçmuyor. Buna uçma özelliği verdiği zaman tehlikeli olur. Bununla saldıracağım. Dayanıklılığı olduğu için de sadece bununla saldıracağım. Yine bu herhalde engellemeyecektir beni diyorum. Çünkü canı yüksek oyuncusunun alt hasarımızı verdik. 2 tur daha böyle yapma hakkım olursa büyük ihtimalle bu engellemeye gelip bir tur kendine kazandırır. Devam et diyelim. Şu ölümcül bizim için tehlikeli. Bakın şu yeşil kafatasını görüyorsunuz. O karaktere dikkat edeceksiniz. Engelleme yaparsa diye hep hesap edeceksiniz. Bir güç geldi, güzel. Hemen bir sersemletme hakkımız var. Şimdi bu sersemletme hakkını eğer bir sonraki turda yakalarsak ve direkt buna kullanırsak, düşünüyorum uçan tek karakteri de bu olduğu için bunu da engelleyemez. Direkt bitirme ihtimalimiz olabilir duruma göre. Şimdi o zaman başka bundan fazla hasar veren var mı? Şurada mesela 4 hasar veren var, 3 canlı. Ben şunu engelleyebilirim gerçi. Bu yanlışlıkla bir şekilde yerdeki birimi saldırtırsam öldürmesin diye kullanabilirim. Ama dikkat edersek sorun olmaz. Tamam, şunu engelle diyelim. Ayrıca bunu da bakıyorum. Bunu çağırdığı zaman düşmandaki bir birimin susturma özelliği varmış. O bizden birine bunu kullanmış olmalı. Ama hangisine kullandığı hiç dikkat etmedim. Belki de o an için geçerli bir şey yoktu kullandığı zaman. Olabilir. Şimdi biz bununla saldır dediğimizde, bu eğer engellemezse bizi bu turda, bir sonraki tur güç kartı gelirse şahane olur. Evet, engellemedi, güzel. Şimdi bir sonraki tur umalım ki bir güç kartımız gelsin ve rakipte de herhangi bir uçan başka birim olmazsa, evet, yer birimi aldı kendine, güç geldi, güzel. Şimdi arkadaşlar bu dayanıklılık özelliği var. Bu tabii ki aynen bildiğiniz gibi saldırdığında sonraki birimde hemen enerjisini dolduruyor. Ultimate nedir arkadaşlar? Bu ultimate özelliği oyunda sadece bir kere kullanabildiğiniz bir özellik oyun boyunca. Zenon Guardian'ına diyor, yani kendisine 5 hasar ve 5 can verecekmiş ama bunu yapmak için diyor 8 güç kullan diyor. Bunun 9 gücü var. Yani bir sonraki turda kendine 5 hasar 5 can ekleyecek, bu gücü olduğu için görünüyor. Ama bunu kullanırsa bizim için tehlikeli olacak ama biz şimdi gücü kullandığımızda sersemletmemizi şu uçana verdiğimiz zaman onun kartı da olmadığı için biz doğrudan bununla saldırıp oyunu kazanacağız kısmetse. Ve de ben herhangi bir sürpriz olursa diye ki sanmıyorum çünkü elinde kart yok. Yine Kanarya'yı da saldır diyeceğim. Benim fark etmediğim insanlık hali bir hatam olabilir diye düşünüyorum. Uçan başka birim göremiyorum. Şunu hemen sersemlet. Güzel. Zaten sersemletemeseydik bile şu ikisiyle saldırabilirdik yine. Saldır dedim ve oyunu kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şükür kazandık ve büyük ödülleri almaya hak kazandık. Oyunda yine sormak istediğiniz, bilmediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz arkadaşlar. Güzel stratejik oyunlarla kazandık maşallah. Evet, ödüllerimiz gelsin diyoruz. Bakın, bronzlardan birini gümüş yaptı, birini de büyük ödül sandığı yaptı. Şimdi iste diyelim ve ödüllerimize bakalım arkadaşlar. Evet, şimdi burada rütbe atlama özelliğimiz varmış. Bu rütbeyi arkadaşlar, rütbelerimiz arttıkça rakipli yapay zeka rakipleri zorlaşıyor sanırım. Düştükçe de kolaylaşıyor galiba. Şimdi ben şuradan başlayalım diye. Benim merak ettiğim, bunların gözleri yeşilken yeşil, sarıyken efsane, kırmızıyken işte yani maviyken ender mi geliyor diye. Eğer öyleyse şu ikisi de yeşildi. Bakın yeşil geldi. Şunda o zaman efsane gelir herhalde ya da paket gelir. Şimdi bundan altın çıktı bir miktar. Bir tane de arkadaşlar sarı desteden bir kart geldi. Ben yeşil desteği kullandığım için genel olarak, ki isterseniz destenize bunları da katabiliyorsunuz. Bunun için sadece bu mühürden elde edebilecek bir durum oluşturmanız lazım. Diğer gümüşe bakalım. Bu arada arkadaşlar kartların içinden daha kaliteli sandıklar çıkabilir. Mesela gümüşten altın sandık çıkabilir ki onlardan artık paket gelebiliyor. Bundan mavi desteden bir kart geldi. Yine bakın yeşil. O zaman bundan ya efsane kart ya da paket gelecek diye tahmin ediyorum. Büyük ödül kartı açıyoruz. 250 altın ve evet bir paket geldi bize. Güzel. Paketlerden biliyorsunuz güzel kartlar çıkarabiliyoruz. Seviyemizi atladık. Altın konumuza ulaşmışız duelloda. Seviyemiz artmış. Tamam diyelim. Evet. Şimdi paramız 5515 olduğu için dilersek tabii ki kavgaya girebiliyoruz. Onlarla şu an tabii ki uğraşmayacağım. Duelloyu size şuradan göstereceğim. Bakın başladığınızda böyle arkadaşlar, bedava dilediğiniz zaman girin. 7 savaşınızı yapın. Ve de kazanıp ödülleri böyle bu şekilde toplayın. Bakın paket çıktı. Benim toplam paket sayım şuradan 5'e çıktı. Ben bunu şöyle biriktirip sonra size sırf bir paket açma bölümü yapabilirim. Hatta isterseniz hatırlatıyorum. Deste oluşturma bölümü yapıp desteği nasıl oluşturabildiğimizi gösterebilirim. İstediğiniz olursa, sormak istediğiniz olursa lütfen yorumlarda paylaşın. Elimden geleni yapmaya çalışayım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.